Tabii bununla beraber namazın İslam için ayrı bir önemi daha var. Nasıl ki şehadeteyni yerine getiremeyen bir adam kafir olacaksa, yine namaz kılmayan bir adam da kafir olur. Bu kimin görüşüdür kardeşler? Bu özellikle sahabenin icmasıyla sabit olan bir görüştür. Onun için namazın ayrı bir önemi vardır. Mesela biz daha önce de zikrettik, dedik ki imanlar çeşit çeşittir. Asli olan iman, vacip olan iman, müstehap olan iman. Bunları hiç unutmayın kardeşler. Şehadeteyn asli imanın içinde yer alıyor. Aynı şekilde namaz da onun içinde yer alıyor. Raci olan görüşe göre. Yani bir adam namazı terk ettiği zaman aslı olan imanı bozduğu için kafir olmuş oluyor. Ondan dolayı bunun delillerini kısaca bir zikredelim kardeşler. Mesela Allah Azze ve Celle ne demişti? فَاِنْ تَابُوا فَاَقَامُوا صَلَاتَ وَاَتُوا زَكَاتَ. Tabi burada ne var? Eğer onlar tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse. Devamında ne diyor? Dinde kardeşleriniz olur o zaman. Burada ne zikretti? Tövbe etmeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi. Tabi ondan sonra zaten zekat gelecek. Başka ne dedi Allah Azze ve Celle? وَاَقِيمُوا صَلَاتَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Namazlarınızı eda ediniz ve müşriklerden olmayınız dedi Allah Azze ve Celle. Veya mesela kısaca ben anlatayım. Size o cehenneme sokan neydi diye sorulduğu zaman cehennem ehline biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Tabi namaz kılanlardan değildik derken yani sekara sokan neydi dediği zaman biz namaz kılanlardan değildik. Alimler demişler ki demek ki namaz kılmayanlar ateştedir demişlerdir. Tabi sadece bu ayete dayanarak söylememişlerdir. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahih bir hadisinde beyne raculi ve beynel kufri ve şirki terku salat demiştir. Yani kişi küfür, şirk arasında namazın terki vardır. Yani namazın terki vardır. Bir adam namazı terk ederse kafir olur. Yine başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam bize şunu söylüyor. Kıyamet günü namaz bir şahıs için nurdur, burhandır. Kimin için nur değildir, burhan değildir? Namaz kılmayan için. Eğer bir adam namaz kılmazsa o ona nedir? Azaptır. Ve o kişi kiminle beraber yanacak? Kiminle beraber cehenneme girecek? Dikkat edin isimlere. Karun'la, Haman'la, Firavun'la, Ümeyye bin Halef'le. Bununla beraber yanacak işte. Daha açık ifadeler var kardeşler. Yani bunun küfür olduğuyla alakalı. Başka, mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam müşriklerle aramızda bir ahit var diyor. Mesela diyor ki اَحْتُوا الَّذ۪ي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَلَاتُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Bizimle müşriklerin arasındaki ahit namazdır. Kim diyor namazı terk ederse o kafir olur. Yani işaretimiz, alametimiz namazdır diyor. Kim namazı terk ederse apaçık ifadelerle فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Kim onu terk ederse o kafir olur. Alimler bunun büyük küfür olduğunu söylemişlerdir kardeşler. En son sözle bu meseleyi topluyorum. Mesela Abdullah İbni Şakik el-Ukayli tabiinin büyüklerinden kendisi şöyle diyor. Ben birçok sahabeyle karşılaştım. Onların içinde namazın terkinden başka küfür bir amel söylemezlerdi. Yani ancak namazın terki küfürdür derlerdi demişlerdir. Evet. Ve bu şekilde de namazı geçmiş olalım.